şirketlerde daha çok şöyle çıkıyor. 42-42, 43-41. Buradan da şöyle bir sonuç tabii. AKP tüm oyunu koruyor. Ve kararsız sayısı bu anketlerde kararsız oranı yüksek. Evet. Şimdi kararsız oranı yüksek, bizim halkımız ve seçmenimizde biraz fazla gerilim olunca oyunu gizler. Ne lazım diye. Yani geçen de şeyde 12 Eylül Anayasası'nda kaç tane örnek veriyordu. Ya görürler deyip evet attım diyor. Şimdi yine kim nereden görecek o evet'i? Ama sonuçta böyle bir insani bir çekinme durumu da vardır. Ama oradan tamamlamak için Aziz Bey'in şeyinden, şimdi burada daha çok bu polemikleri açan Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Yani havuzlu villa. Yani şimdi, havuzlu villa. Şimdi Recep ben Bey. Yine aslında Recep Bey'le başladı her Recep şey. Recep Bey'le başladı, evet. Havuzlu villa. Şimdi öbürleri de çıkardı. O gömlek. Geçsin ne olur yani, ne olacak. Havuzlu villası olsun. Yani Kemal Bey gibi en üst düzeyde çok uzun süreler bürokratlık yapmış bir adamın İşte 200 bin lira değerinde bir evi olsun. Yani bunda hiçbir şey yok ki. Yani elbette yani çok lafınızı balla kestim. Çok Kemal özür Kılıçdaroğlu havuzlu villada ben oturmayacağım dediği için o çıktı. Artı yani şimdi bizim böyle ortak ortak paydamız yokluk değil ki. Bizim ortak paydamız varlık olmalı. Yani keşke herkes havuzlu villada otursa. Herkesin zengin keşke herkes çoluğunun çocuğunu 5 yıldızlı otellerde evlendirebilse. Yani biz benim 70'lere çalışıyor dediğim o dönemin o kaybede çok iyi hatırlarlar. O dönemin söylemleri bunlar. O dönemde kaldığını artık yok olduğunu. Yani bir garip hani villası varsa bu adam namussuzdur bilmem ne. Çalmıştır. Çalsın çimsimsin ki. Yani öbür taraftan da Tayyip Bey işte bir adam da yıllarca ticaret yapmış bilmem ne yapmış. Tamam yani o da alır villasını, öbürü de alır, sen de al, bir iki daha keşke Okay Bey'in de olsak, benim de olsa, sizin de olsa, herkesin olsa. Yani şu ortak paydamız bizim varlık olmalı. Niye hala yoksullukta arıyoruz ortak paydayı? Ben onu anlamakta. Ve galiba Kemal Bey de bunu bu konuda uyarılar geldi. Yeterince ki çok bitti biraz bu söylemler yani. Yoksulluk. İlk günlerdeydi vardı bu söylen. Devam ediyor mu hala bilmiyorum. Ben takip etmiyorum fazla. Yani yalnız tabii bir sorun var orada. Evet şey, şimdi oradaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorunu şu. Maalesef öyle bir sorunu var. Şimdi anayasa üzerine bir şey anlatması çok zor. Şimdi geçen akşam bir yarışma programına gözümdeydi. İddialı yarışma programına girmiş bir delikanlı. Demek ki ben çok şey biliyorum diye düşünüyor. Anayasa Mahkemesi'ni bilemedi soruda. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne niye 14 değil 21'e hadi anlatın bakalım. Yani niye 21 yanlış? Hadi anlatın. Kaç saat anlatmanız lazım? Şimdi Anayasa Mahkemesi 21 yerine 14 demokrasidir. 21 olunca demokrasi elden gitti. Bunu anlatmak çok zor. Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu. Seçim şöyle yapılıyordu, şimdi böyle yapılacak. Şimdi nesi kötü? Bunu anlatmak